Herkese yeniden merhaba. Yine bir soru çözüm videosu ile daha karşınızdayız. Çok güzel bir soru. Benzerleriyle karşılaşabilirsiniz. Umarım çözümü de beğenirsiniz. Soru bir alan sorusu. Şekil bir kare olduğuna göre mavi bölgelerin alanları toplamı isteniyor bizden. Sorumuzu iyi anlayalım öncelikle. Şöyle bir ABCD karesi diyelim buna. ABCD karesi. Ve bana orta noktalar verilmiş. Bunu şundan anlıyorum. Çünkü bu parçalar 5'e 5 birim olarak veya santimetre olarak verilmiş. Yani ben bunları eğer K, L, M, N dersem K, L, M, N noktaları orta noktalar olacaktır. A'dan L e orta noktasına B'den M'ye, C'den N'ye ve D'den K'ya doğru parçaları çizilerek şekil oluşturulmuş. Bunlardan da 3 e, tanesi maviye boyanmış ve bu alanları isteniyor bizden. Güzel. Peki şeklimde bana gizli olarak neler verilmiş? Öncelikle onu bileyim. Ee, öncelikle arkadaşlar eş küçük dik üçgenler verilmiş. Yani şuradaki dik üçgenler birbirine eş aslında. Şuradaki işaretlemiş olduğum. Peki başka neler verilmiş? Ee, eş ee, dik yamuklar verilmiş. Şunlara da şöyle tik koyayım. E, dik yamuklar verilmiş. bunda nereden bulduğumu e, ee, az sonra anlatacağım. Ve ortada da kare mavi yine maviyle boyanmış olan kare verilmiş. Dediğim gibi nasıl bulduğumuzu hep beraber göreceğiz. Aslında bu özel bir şekil dediğim gibi. Eğer bunun özelliğini, özelliklerini anlayabilirsek benzer soruları rahatlıkla çözebiliriz. Bunu anlayabilmek için döndürmeden faydalanacağız arkadaşlar. Sorunun çözümünde neredeyse hiç formül falan kullanmayacağız. Evet döndürme bizimle ne işimize yarıyor? Bakın bu işimize yarıyor. Eğer ben bu şekilde görmüş olduğunuz şuradaki dik üçgeni 90 derece çevirirsem bunu elde ederim. Yani bu durumda buradaki hipotenüsler arasındaki açı 90 derece olur. Neden? Dedim ya az önce 90 derece bunu çevirdik diye. 90 derece çevirdiğimde hipotenüsler arasındaki açı veya kısa dik kenarlar arasındaki veya onların uzantılar arasındaki açı da 90 derece olacaktır. Hala göremediniz mi? Şuradan hemen. Şu küçük üçgen açıya ben alfa diyeyim. Şu da beta veya 90 eksi alfa diyebilirsiniz. Şuradaki küçük açı yine alfa olacaktır. Bu da beta olacaktır arkadaşlar. Tamam. Alfa artı betanın 90 derece olduğunu biliyorum. Dik üçgende. Güzel. Buradaki de doğru açı mı? Doğru açı. Demek ki burası da 90 derece. Ama buna dediğim gibi gerek yok. Döndürmeyle bunu rahatlıkla görüyoruz. Döndürme işimizi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Peki. ikinci adımım. Şuna ben içeriye doğru şöyle kaydırayım ki şurada şekildeki şu görmüş olduğunuz yapıya benzesin. Şu kırmızı üçgen, şu kırmızı üçgene eş olsun mesela. Bununla aynı şeyi ifade etsin. Şuradaki yeşil üçgen de şuradaki yeşil üçgeni ifade etsin. Aynı bunun gibi bakın bu pozisyondalar. E az önce söylemiştik. E, buradaki ee, hipotenüsler arasındaki açı 90 derece. Sadece kaydırmış oldum yani. Değişen bir şey olmadı. 90 derece olduğunu biliyorum. Demek ki bu durumda arkadaşlar şekilde görmüş olduğunuz mavi ile ortadaki mavi ile taralı dikdörtgen bir kare aslında. Yani o zaman burası da bir dik yamuk. Demek ki burası da küçük bir dik üçgen. Harika. Bu da büyük bir dik üçgen olduğunu zaten burada görüyoruz. Ee, güzel. Harika. Peki Arkadaşlar hemen ikinci hamlemi göstereyim. İkinci hamlemde şu, eğer bu üçgeni ben 180 derece döndürürsem bu durumda hipotenüsler birbirine paralel olur arkadaşlar. Bu açık a Hemen şöyle çizdiğimde zaten neredeyse yandaki şekli elde etmiş olacağım. Demek ki bu durumda şuradaki doğru parçasıyla buradaki doğru parçası paralel. Buradaki doğru parçasıyla da buradaki doğru parçası birbirine paralel. Tamam, harika. Şimdi bunları kullanarak artık çözüme geçebilirim. Geçiyorum hemen yandaki e, karen, karenin içerisindenki yandaki şekli çıkartırsam şöyle. Yani şu mavi alana karşılık gelecek. Bu da yamuğun alanına karşılık gelecek. Bu alanlar arasındaki bağlantıyı bulmam lazım. Bu 5 bu da 5 verilmişti. Yani bu orta nokta. Bunların da birbirine paralel olduğunu az önce gösterdik. Demek ki bu iki üçgen mavi üçgenle büyük üçgen birbirine benzer. Ve benzerlik oranı da 5'e 5'ten yani 1'e 2'den şöyle alanlar arasındaki oran da bu durumda S'ye 4S yani buradaki alan da 3S olacaktır. Küçük üçgenin alanı S iken büyük üçgenin alanı 4S olacaktır. Yani 1, 3, 5 diye gidiyordu hatırlıyorsunuz daha önceki videolarımızdan. Tamam. O zaman buraya ben S yazayım. Bu durumda burası 3S olacaktır. Bu da buna eş olduğuna göre az önce söylemiştik eş olduğunu. Bu da S olacaktır arkadaşlar. Peki bu bilgiler ışığında ben şurada beyazla taramış olduğum üçgenin dik üçgenin alanını bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Hemen yazıyorum bu alanı. 5 çarpı 10 yani şuradaki dik, yükse, e, e, dik uzunluk buradaki dik uzunluk bölü 2 yani 25 birim kare veya ben bunu santimetre kare diyeyim. Santimetre kare. Demek ki şu alan 25 santimetre kare. E toplamda kaç esti? S, 3 S, S. Demek ki 5 S eşittir 25 santimetre kareden S eşittir 5 santimetre kare bulunur. Harika. Tamam. O zaman burası da 5. Burası da 5. Şimdi 3 S kaç olur o zaman? 3 çarpı 5 15. Demek ki burası 15 santimetre kare. Santimetre kare. Burası 15 burası da 15 cm kare. Harika. Sadece geriye ne kaldı? Şuradaki, oradaki karenin alanı kaldı. Onu da büyük karenin alanından az önce bulduğum alanları çıkartırsam arkadaşlar bulmuş olurum. Ben buna s kare diyeyim mesela kare. Hemen şöyle s kare eşittir toplam alan ne oluyor peki? Onu hesaplayalım. Bir kenar uzunluğu 10 olduğuna göre demek ki 10'un karesinden eksi. Burada neler var? Bakın şimdi. 1 2 3 4 tane 15. Yani 60 santimetre kare var. Eksi. 1 2 3 4 tane de 5. Yani 20 santimetre kare. Ne var arkadaşlar? Ee, küçük dik üçgenlerin karesi var. Toplamda arkadaşlar 100 eksi 80 20 santimetre kareymiş. 20 santimetre kare demek burası. 20 santimetre kare. O zaman artık bu mavi ile e, çevrelenmiş, mavi ile boyanmış alanları bulabilirim. S mavi diyeyim ona da. S mavi eşittir. Burası 5 santimetre kareydi. 20 santimetre kare. 5 santimetre kare toplamda arkadaşlar 30 santimetre kare olacaktır. Evet gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir formül kullanmadık. Sadece döndürme özelliğinden faydalanarak bu e, çözüme ulaştık çok kompleks, çok karmaşık gibi görünen sorumuzu rahatlıkla çözdük. Evet umarım çözümü beğenmişsinizdir. Daha sonraki soru çözüm videolarında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.